Herkese merhaba. Yine ben geldim. Ben Nisa. Umarım herkesin keyfi, sağlığı, sıhhati muhteşem ötesi güzel ve yerindedir. Bugün size bir önceki ve aynı zamanda ilk videom olan Almanya'ya taşınıyorum'un haberini verdiğim videomun ötesine çekeceğim birazcık daha. Master nasıl yapılır Almanya'da? Biraz bununla girişeceğiz. Neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Ben neler yaptığımı anlatacağım. %100 doğru bilgiler midir benim verdiklerim? Anlık değişebilecek şeyler çünkü günümüz dünyası pandemi. O yüzden her şey bir anda değişebilir. O yüzden de açıklama kısmına mutlaka bakın. Benim her zaman baktığım ve sizin de mutlaka ilk bakmanız gereken yer olan Almanya Büyükelçiliği'nin web sitesini mutlaka koyacağım. Ama onun dışında birkaç küçük kaynak daha var faydalanmanızı tavsiye ettiğim. Onlara da bir bakarsınız diyorum ve başlıyorum. Şimdi öncelikle ben ne yapıyorum bir ona bir bakalım. Ben Makromedya Üniversitesi'nde Medya ve Communication Management bölümünde okuyacağım. Okuyorum hatta başladım. 3 semestrlik bir program bu. Yani 1,5 yıl kadar sürüyor. Bu semester başladı dediğim gibi Mart'ta bitecek. Daha doğrusu Şubat'ta bitmiş olacak sınavlarım. Mart'ta ikinci semestrim başlayacak. Sonra araya yaz tatili girecek. Sonra da Ekim'le yine Mart arası son semestrim, aynı zamanda tezimi yazmam gereken semestrime girmiş olacağım. Makromedya Üniversitesi devlet üniversitesi değil, özel bir üniversite. Buraya sonra değineceğim neden böyle bir tercihte bulunduğumu. Onun dışında söylemem gereken bir şey daha var. O da Makromedya Üniversitesi'nin ağırlıklı olarak adından da anlaşılabildiği gibi iletişim üstüne, medya üstüne bölümler sundu. Eğer siz de benim gibi bir sosyal medya, dijital, işte influencer marketing taraflarında kariyer düşünüyorsanız ya da kariyeriniz varsa ya da yeni mezunsanız bu tarz bir bölüm tercih etmeniz gerekiyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü gerçekten hani eğer bir şeyi çok biliyorsanız pratikte teoriniz eksik olabilir. Burayı tamamlamak kıymetlidir. Teorikte çok iyi biliyorsanız da pratikte eksik kalmış olabilirsiniz. O yüzden de orayı tamamlamanız gerekir. Mutlaka ikisini de dengede oturttuğunuz bir hayal aslında bu. O yüzden Makromedya Üniversitesi benim açıkçası iyi bulduğum, kendi açımdan bana yeterli olacağına inandığım üniversite. Daha önceki videomda da söylemiştim. Benim bu master'ı yapmamdaki ana amaç aslında hem Almanya'ya taşınabilmek hem de kendimi ve mesleğime dair olan yeterliliğimi geliştirebilmek. En iyi şekilde kendimi ileriki safhalara ve adımlara hayallerimi hazırlayabilmek. Eğer ki sizin de böyle bir amacınız varsa master düşünebilecek olduğunuz bir adım. Bana ilk yüklediğim videoda yaşım çok geç olur mu? 24 yaşındayım, 25 yaşındayım diyenleriniz oldu. İnsan utanır, ben 26 yaşındayım. Bunun için asla ve asla geç diye bir şey yok. İnsanlar kaç yaşında olursa olsun okula bir anda başlayabiliyorlar. Bir anda o ilham geliyor, fırsatı yeni gelmiş oluyor. Fırsat eşitliğinin olmadığı bir toplumdan gelmişse eğer ileriki yaşlarda bu adımları atabiliyorlar. Dolayısıyla master için hele asla böyle bir şey geçerli değil. Bence kesinlikle bunun bir yaşı, genci yaşlısı yok. Ne zaman kendinizi buna hazır hissediyorsanız ya da aslında biraz maddiyat olarak da hazırsanız o zaman bence başlamak en doğru adım olur. Kesinlikle yok yaşlandım, yok çok küçüğüm falan öyle bir şey düşünmeyin. Üniversiteden mezun olmuş olsanız da daha yeni yine okey. Mesleğe gireli 5-10 yıl belki 15-20 yıl bile olmuş olsa yine okey. O yüzden kendinizi yaşınızdan dolayı geride tutmayın. Şimdi bir sürü farklı ülkenin master programları sunan üniversiteleri var. Siz de biliyorsunuz. Ama ben bu videoda tamamen Almanya'ya dair konuşacağım. Almanya için aslında Almanya'da eğitim ücretsiz. Yani devlet üniversiteleri sizden para talep etmiyor. Fakat özellikle master programlarında okuyabilmek için bir Almanca yeterliliğine sahip olmanız gerekiyor. Bende de kendisi bulunmuyor. Benim kaydolabilecek olduğum Almanca yeterlilik aramayan ücretsiz üniversite bulmam gerekiyordu. Orada da benim bölümüm yoktu. Öyle bir sıkıntı oldu. Dolayısıyla ben oraya kaydolamadım. Bunun dışında kaydolabilecek olduğum üniversiteler yok muydu? Vardı ama hepsi ücretliydi. Ve tam olarak da benim mesleki yeterliliğime uygun olan bölümü makromedya sunuyordu. Ben o yüzden orayı tercih ettim. Ama sizin eğer bölümünüz işte mühendisliktir, IT'dir, birazcık daha işletmedir, birazcık daha sayısal ekonomi vesaire içeren bir bölüme de yeterlilik anlamında, ilgi anlamında tamamen olumlu bakıyorsanız buyurun. Neden olmasın. Ücretsiz seçenekleri de Almanca aramayan versiyonlarını bulabilirsiniz. Bulabilecek olduğunuz üniversitelerin
değerlendirmelerini ve sunduğu bölümleri, aynı zamanda güncel fiyatlarını araştırabilecek olduğunuz bir site var benim kullandığım. Onu da açıklamaya bıraktım. Yani Almanya'da master için böyle bir para durumu evet söz konusu, ama bunun dışında istedikleri başka şeyler yok mu? Tabii ki var. Her aslında master programında olduğu gibi mutlaka akademik anlamda veya profesyonel hayatınız varsa eğer çalışma, oradan alacak olduğunuz referans mektuplarına ihtiyacınız olacak. Tercihen hocalarınızın, yoksa da eğer çalışma arkadaşlarınızdan sizin yöneticiniz olan insanların sizle ilgili yazdığı referans mektupları her zaman işinize yarayacak ve istenecektir. O yüzden bunu önceden hazırlamakta fayda var. Kendinize de bir tane motivasyon mektubu mutlaka yazın. Ben bunu niye yapmak istiyorum? Aman ha. Aman ha, oraya demeyin. Ay, ben Almanya'ya göç etmek istiyorum sizinle beraber falan. Öyle bir şey sakın demeyin. Onun yerine gerçekten kendinizi akademik olarak böyle bir adıma neden hazır hissediyorsunuz? Neden bu üniversiteyi tercih ediyorsunuz? Niye Almanya'da okumak istiyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedin. Hayallerinizden bahsedin. Dürüst olun, kendiniz olun. Güzel bir motivasyon mektubuna da ihtiyacınız olacak. Tabii şeylere hiç girmeyeceğim. Vizesi, işte bloke hesaptır, uçak biletidir falan, onlara girmeyeceğim. Bu bambaşka videoların konusu. Ben şu anda daha çok o üniversitenin sizin isteyecek olduğu şeylerden bahsedeceğim. Bunlardan biri TOEFL. TOEFL başlı başına bir TOEFL. TOEFL başlı başına bir video konusu. O yüzden onu ayrıca tutuyorum. Tıpkı vize gibi onu da ayrı bir videoda işleyeceğim. Hatta büyük ihtimalle bundan bir sonraki değil, sonraki videoda, yani iki video sonra tamamen TOEFL'a odaklandığım ayrı bir video olacak. O yüzden abone olun. İngilizce yeterlik belgenizi de aldıktan sonra yapmanız gereken bir diğer şey ise kesinlikle ve kesinlikle noter parası hazırlamak. Benim en çok canımı yakan kısmı oldu. Çünkü üniversitelerin çok büyük bir kısmı sizden işte eğitim transkriptiniz, geçerlilik belgesi, işte mezuniyet belgesi gibi belgeler isteyecek ve resmi belgelerinin noter onaylı olması gerekiyor. Dolayısıyla bunların da her damga başına absürt paralar vermek suretiyle bir noter onayına ihtiyacı var. En çok benim canımı yakan harcama açıkçası noter olmuştu. O yüzden onu da aklınızda bir yerde bulundurun. 200-300 lirayla çıkabildiğiniz bir alan değil kesinlikle noter. Aklınızda bulunsun. Onu bir yerde unutun. Para yokmuş gibi notere gömdünüz onu, gitti. Dediğim gibi biraz önce Almanca ve İngilizce farkı var. Her okul Almanca istemeyebiliyor ama Almanca istemeyen okullar para isteyebiliyor. Bendeki örnekte olduğu gibi. Benim gittiğim okul totalde 24 bin euro sanıyorum ki bir para verecek. Ben bunu tek seferde vermeyeceğim kesinlikle. Öyle bir param yok çünkü. İlk semestre parasını ailemin desteğiyle beraber verdim. İkinci semestre bakacağız. Bir şekilde biriktire biriktire gidecek olduğu bir plan kuruyorum kafamda. Taksitlendirdim, yani 3'e böldüm. 3 semestr, 3 taksit olarak yapalım dedik. 24 bin euro bu arada aslında bakınca normal. Biz kurla çarpınca anormal. Onlar için normal paralar. Ama daha uygun özel üniversiteler yok mu? Var. 11 bin euro olan Berlin'de bir okul vardı. Onun dışında dediğim gibi ücretsiz opsiyonlar da var. Bolca var. O yüzden benim size nacizane tavsiyem, eğer ki böyle bir fikriniz varsa ve bu fikri gerçekleştirmeye dair bir yılınız, iki yılınız varsa, belki üç yılınız varsa, gidin Almanca öğrenin. Çok daha karlı çıkarsınız. Zaten öğrenmek zorunda kalacaksınız eğer böyle bir planınız varsa. Erkenden başlayın, Almancanızı öğrenin. Almanca yeterliliğinizle beraber TOEFL'a girin. İngilizcenizin de geçerliliğini, yeterliliğini aldıktan sonra yolunuz açık olsun. Çok rahat olur sizin için. O yüzden benim kesinlikle tavsiyem bu. Tabii ki son karar tamamen size kalmış. Hiçbir şey diyemem. İlla ki de vereceğim parayı diyorsanız buyurun. Ben ettim, siz etmeyin bence. Bir diğer soru da çalışırken aynı anda master yapılabilir miydi? Benim tarafımdan konuşayım. Kolay değil. Çünkü odaklanmanız gereken full time bir iş burada var. Bir anda da burada sizin 3 gününüzü alıyor gibi görünse de gerçekten odaklanmanızı yine gerektiren ve sürekli burada sekmecik sekmecik açık tutan, kendisini hatırlatmaya devam eden bir de master'ınız var. Sadece dersle bitmiyor, ödev veriyorlar. Anlamanızı istedikleri bir sürü süreç var. İkisi beraber çıkışınca yapacak hiçbir şey yok o noktada. Kolay bence değil. Ama farkındayım, gerçekçi olalım. Euro'nun ona doğru koştuğu bu dünyada çalışmadan para biriktiremeyiz. Zaten yani örnek veriyorum,
Ya şöyle düşün, 20 bin lira maaş alsan 2000 euro biriktireceksin hiç harcamasan. O yüzden yine kabul edilebilir bir birikim olmamış olacak baktığın zaman. O yüzden ne yapmak gerekiyor? Çalışmak gerekiyor. Çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. Ama zaten kimse de kolay olacağını söylememişti. Çekilir. Hiç problem değil. Almanya'dayken nasıl olur, kolay olur mu? Bilmem. Onu da ayrı bir videoda konuşacağız. Bunu yaşadığım zaman, tecrübe etmeye başladığım zaman. Ama gördüğüm kadarıyla zaten haftalık 20 saat maksimum çalışabiliyorsunuz. Daha fazlasına izin vermiyorlar. Bir de eğer bu online eğitim önümüzdeki semestrede de devam ederse biraz daha rahat geçecekmiş gibime geliyor benim. Ama emin de değilim. O yüzden o beraber edinecek olduğumuz bir tecrübe, zaten ben sizi gezdiririm. Çalışacağım yer her neresi olursa olsun gezdiririm yanında, hiç önemli değil o. Yani gördüğüm yorumlardan, sorulardan, sizlerin genel olarak YouTube'a sorduğu sorulardan anladığım en çok merak edilenler bunlardı. Ama cevaplamadığım bir sorunuz varsa yorumlara yazın. Ben elimden geldiğince hepsini görüp görüp cevaplayacağım söz. Dediğim gibi açıklama kısmına bıraktığım linklere de mutlaka ve mutlaka göz atın. Anlık değişen herhangi bir bilgi varsa benim sözümden daha ziyade orası. Çünkü ben de hep oraya kontrol ediyorum. Kendi okulumun linkini de ayrıca bırakıyorum. İncelemek isterseniz bölümlerini, ilginizi çekerse eğer, oraya da mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. İngilizce versiyonu var web sitesinin. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok çok güzel bakın ve bir sonraki videom vlog olacak. Heyecanla bekliyorum o yüzden sizi. Rujuma dokunmadan. Hoşçakalın, bay bay.